Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok pratik bir makarna tarifi paylaşacağım. Yapılışı çok kolay ve inanılmaz lezzetli bir makarna. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen tarifimizin yapılışına geçiyorum. Pratik makarnamız için ihtiyacımız olan malzemeler. Burada 4 tane orta büyüklükte domatesi rendeledim. 1 tane soğan da rendeledim. 2-3 diş sarımsağım var, biraz büyük sarımsaklarım. 1 çay kaşığından biraz daha fazla tuzum var, karabiber ve kekiğim var. Yarım pakette makarna kullanıyorum. Hemen hazırlamaya başlıyorum. Rendelediğim domatesin içerisine yine rendelediğim 1 tane kuru soğanı ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, kekik ve karabiberi ekliyorum. 2 diş de sarımsağım var. Üzerine sarımsakları da şöyle. Ve hepsini birlikte karıştırıyorum bu şekilde. Sonrasında makarnamızla buluşturacağım. Sosunu ayrı, makarnasını ayrı pişirmeye uğraşmadan bu şekilde çok pratik makarna hazırlayabilirsiniz. Tarifimiz için yarım pakette makarna kullanıyoruz. Makarnayı fırın tepsisine döküyorum. Şöyle bir yayalım. Ve hazırlamış olduğum domatesli, soğanlı, sarımsaklı sosumu makarnanın üzerine boşaltıyorum. Hazırladığım domatesli karışımı makarnamızın üzerine tamamen yayıyorum. Domatesli sosu makarnanın üzerine gezdirdim. Şöyle minik minik tereyağı parçaları koyuyorum. Birazcık da sıvı yağ gezdireceğim. Dilerseniz sadece sıvı yağla da yapabilirsiniz. Domatesli sosu makarnaların üzerine yerleştirdim. Birazcık tereyağı parçaları koydum. Ve çok az da sıvı yağ gezdiriyorum. Sonrasında suyunu ekleyeceğim. Makarnaların üzerine basacak kadar kaynar su ekliyorum. Ve şimdi önceden ısıttığım 180 derece fırında suyunu çekene kadar pişireceğim. Suyunu çeken makarnayı fırından aldım. Şimdi üzerine kaşar rendesi serpiştiriyorum. Bolca serpiştirelim. Sonrasında tekrar fırına atacağım ve kaşarlar eriyene kadar fırınladıktan sonra servise hazır olacak. Kaşar peynirinin üzerine çok az da toz biber serpiştiriyorum. Fırınım zaten ısınık. Kaşarlar eriyene kadar fırında tuttuktan sonra makarnamız servise hazır olacak. Makarnamızı fırından aldım. Servise hazır. Hemen spatula yardımıyla dilimleyip servis yapacağım. Vay! Bu ne anne? Bu yemek anneciğim. Ne yemeği? Makarna, fırında makarna yaptım ben, biliyor musun? Hemen şöyle alıyorum. Anne. Gerçekten harika görünüyor. Mutlaka deneyin. Hiç uğraştırmadan son derece kolay bir şekilde makarnanızı bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Aynı tarifi ocakta da uygulayabilirsiniz. Makarnamız servisi hazır. Hem çok kolay hem de çok lezzetli bir tarif. Eminim deneyince siz de çok seveceksiniz. Deneyecek olan herkese afiyet şifa olsun. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayıp kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Yepyeni ve çok pratik tariflerle görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.